Doku ve Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Sayın Gülsüm Emirik bizimle beraber. Gülsüm Hanım hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Yine diğer konuğumuz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Cerrahi Yoğun Bakım Sorumlusu Hemşire Sayın Özlem Ateş bizimle beraber. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim sizinle söylediğimiz gibi organ bağışına dair konuşacağız. İlk olarak sözü Gülsüm Hanım'a verelim. Organ bağışı nedir diye soralım ve kimler organ bağışında bulunabilir? Öncelikle bu güzel ve önemli bir konu hakkında bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Organ bağışı kişinin hayattayken serbest iradesiyle organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Evet. Ve Özlem Hanım'a dönelim. Organ bağışı nereye ve nasıl yapılır? Organ bağışı sağlık müdürlüklerine, hastanelere, organ nakli yapan merkezlere, aile ve toplum sağlığı merkezlerine, e-nabız uygulamasından da yine sistemden giriş yapılabilir. Organ bağışında bulunabilmek için yanınızda iki şahit huzurunda bir form doldurmak yeterli oluyor. Hastanemize geldiğinizde hani yanınızda bir iki arkadaşınız varsa onlar olabilir. Ama mutlaka iki kişi huzurunda olacak. Onun dışında organ bağışı yapan kişiler ailelerini haberdar etmelerini istiyoruz. Hani her şeyden önce bir vasiyet olarak onlara bildirin diyoruz. Zaten sisteme giriş yaptıktan sonra da onlara bir bilgilendirme mesajı gidiyor. Hani şu kişi organ bağışında bulunmuştur diye. O şekilde ailelerine onay verdiği sürece organ bağışında bulunabiliyorlar. Evet. Tabii ki öncelikle kendileri. Organ nakli nedir ve canlıdan canlıya, kadavradan canlıya şeklinde iki türlü herhalde organ nakli var. Yine Gülsüm Hanım'dan rica edelim bu soruların cevabını. Tabii ki de. Organ nakli, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesidir. Biraz önce dediğiniz gibi iki şekilde nakilimiz vardır. Canlıdan canlıya nakil ve kadavradan organ nakli. Canlıdan canlıya nakillerimiz de böbreklerimizden birini veya karaciğerimizin bir parçasını verebiliriz. Örneğin annemiz, babamız, kardeşimiz böbrek hastası diyalize giriyor. Eğer şartlar uygun ise böbreğimizin birini ona verebiliriz. Çünkü insan vücudunda iki tane böbrek var ve bu böbrekler birbirinden bağımsız çalıştığı için bir tanesini bağışladığımız zaman diğer böbrek işlevine devam eder. Karaciğerin de kendini yenileme özelliğinden dolayı bir parçasını bağışlayabiliriz. Fakat canlıdan canlıya organ nakli tercih edilen bir nakil şekli değildir. Çünkü insanlar evet tek böbrekte hayatta kalabilirler. Ancak o kişinin de ileride organ nakline ihtiyaç duyabileceği düşünülmelidir. Örneğin bir kaza sonucu tek böbrek kaybedilirse diğerine ihtiyaç duyabiliriz. O yüzden bizim tercih ettiğimiz nakil şekli kadavradan organ nakli şeklindedir. Kadavradan organ nakli ise beyin ölümü gerçekleşmiş kişinin organlarının alınıp ihtiyacı olan bir kişiye nakledilmesidir. Evet, buyurun devam edelim. Beyin ölümünden bahsedeyim ben birazcık. Beyin ölümü nedir? Evet, kimler yani beyin ölümüne karar verir diye mutlaka dinleyicilerimiz de merak ediyor. Yanıtlamış olalım. Beyin ölümü bir insanda beyin ölümünün gerçekleşmiş olması demek. Beynin tam kan akımı ve oksijenlenmenin durmuş olması ve beynin tamamen ve geri dönüşümsüz olarak tüm fonksiyonlarını kaybetmiş olması olarak tanımlanmaktadır. Beyin ölümü olan kişi tıbben ve yasal olarak ölüdür. Beyin ölümü kararı çeşitli testler sonrası verilir. Öncelikle bir ekip kurulur. Bu ekipte bir nöroloji uzmanı, bir beyin cerrahi uzmanı, bir anestezi uzmanı yer almaktadır. Her uzman kendisi açısından yapılması gereken muayene testleri yapar. Testler sonrası hastanın öldüğüne karar verilirse aile görüşmesi yapılır. Aile onay verirse eğer organ nakli yapılır. O yüzden diyoruz ki organlarımızı bağışlarsak eğer mutlaka ailemizi bilgilendirelim. Evet, bunu tek başımıza karar vermeyelim. Evet. Mutlaka aile bilgilendirilsin. Yeniden Özlem Hanım'a dönelim. Hangi organ ve dokuların nakli yapılmaktadır?
Organlarda kalp, kalp kapağı, karaciğer, böbrek, pankreas, ince bağırsak, akciğer, kornea, bayanlarda uterus, deri, yüz ve saçlı deri, üst sindirim ve üst solunum yolları, kol, bacak gibi ekstremiteler, kemik, tendon, kıkırdak ve kas dokusu nakil yapılabilen doku ve organlarımız. Evet. Organ bağışı sonrası vücudun dış görünümünde bir bozulma olur mu Özlem Hanım? Organ bağışı şöyle, biraz önce demiştik ki organ bağışı hani iki kişi şahitliğinde form doldurarak yapıyoruz. Ve biz ileride şartlar el verdiğinde artık donör olduk da organlarını bağışlayacağı zaman iç organlar alınırken sadece ameliyat olmuş mu gibi bir düz çizgi şeklinde, hı-hı, düz bir hat. Sadece o kadar bir iz kalıyor. Normal hani ölüye de saygı gösterilerek tabii ki hani bu kişi ölmüş, organlarını alalım hani gerisinde artık bir ihtiyaç yok gibi bir durum söz konusu değil kesinlikle. O vücut bütünlüğü hep tabii korunuyor ki diyorsun. Vücut bütünlüğü hep korunuyor. Eğer ekstremiteler, kol, bacak gibi ekstremitelerde bağış bulunduğu zaman yerine protezler takılıyor. O şekilde vücut bütünlüğü korunarak ölüye saygı şeklinde sağlanmış oluyor. Peki bağış yapan herkesin organları alınabilir mi? Bağış yapılan herkesin organları alınamıyor. Şöyle, diyelim ki bağışta bulundum ama Allah korusun işte eve giderken yolda bir kaza geçirdim ama hastaneye yetiştirilemedim. Hı-hı. Organ bağışında bulunamıyorum. Hastanede yatıyorken işte serviste yatıyorum ama kalbim durdu. Beni acil yoğun bakıma çektiler. Orada müdahale ettiler ama organ bağışında bulunamıyorum. Organ bağışında bulunabilmek için hastanenin yoğun bakım şartlarında yatan bir hasta olmanız gerekiyor. Yoğun bakımda yatıyorken doku ve organ nakli koordinatörlükleri tarafından takip edilen bir hasta olacaksınız. Takip süresindeyken beyin ölümü tanı kriterlerini karşıladıktan sonra testler yapıldıktan ve artık size beyin ölümü tanısı konduktan sonra bu sefer de aile onam kısmı aşamasına geçiliyor. Aile onam verdikten sonra organ bağışçısı olabilirsiniz. Hı hı. Ve bu işin dini yönden sakıncasına da değinelim çünkü merak ediliyor kamuoyundan. Ne dersiniz? Diyanet İşleri bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu 3 Mart 1980 tarihinde 396 Taksim 13 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. Bu kararda da organınızı vereceğiniz kişi yaptığı iyilik ve fenalıklardan kendisi sorumludur denilmekte. Hı hı. Bunun akabinde de zaten Kur'an-ı Kerim'de de Maide Suresi 32. ayette kim bir insana hayat verirse onun tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı beyan olmaktadır. Bizim de bu konuda böyle yaptığımız eğitimler olsun, karşılaştığımız kişiler ya da bağışa gelen kişilerle konuştuğumuz sohbetlerde de aslında insanlarda şöyle bir algı var. Ben organlarımı bağışladım ama eksik mi gideceğim öbür tarafa? Acaba günah mı işlemiş olacağım gibi insanların aklında hep soru işaretleri var. Bu konuda da Kur'an-ı Kerim'de nakledilen organın kıyamet günü asıl sahibine döndürülmesinde eğer bir tereddüt varsa Kıyamet Suresi 3 ve 4. ayette insan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bizim onun bütün parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter şeklinde beyan bulunmaktadır. Evet. Buradan yola çıkarak organ bağışı candan cana yapılan en büyük sadakadır diyorum. Hı hı. Ve herkesi üniversite hastanemize organ bağışında bulunmak için bekliyorum. Evet, çok anlamlı bir mesaj oldu. Teşekkür ediyoruz. Özlem Hanım'ın değerlendirmesinin ardından Gülsüm Hanım'a son sözlerini almak üzere söz verelim. Ben de diyorum ki organlarımızı bağışlayalım. Bir hayat biterken bir hayat başlatalım. Her bağış yeni bir hayat. Bütün dinleyenlerimizi organ bağış birimimize bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten anlamlı değerlendirmeleri aldık sizden. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde sürdürdüğümüz Sağlık Olsun programında bu hafta organ bağışını konuştuk. Kapatırken her hafta söylediğimiz gibi ne olursa olsun önce sağlık olsun diyoruz. Hoşça kalın.